Örgü Aşkım YouTube kanalımdan hepinize merhabalar. Bugün sizlere şimdiye kadar yapmış olduğum modellerimi toplu bir şekilde göstermek istiyorum. Özellikle en çok sevilen modelleri şöyle topladım sizlere göstermek istiyorum. Hepsinin videosu da kanalımda mevcut. Belki gözden kaçırdıklarınız vardır. Bu şekilde bu videomu izleyerek gözden kaçırdığınız beğendiğiniz bir model olursa kanalımdan anlatımını izleyebilirsiniz. Evet şöyle hemen başlayacağım arkadaşlar göstermeye. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi başlayalım. Şöyle yakın bir zamanda yapmış olduğum bir modelim var bu şekilde. Ben bunu Alize Diva iple yaptım. Yani yazlık ip kullanarak yaptım. Biraz sert oldu. Siz daha yumuşak bir iple yani bebe yünüyle yaparak daha yumuşak bir doku elde edebilirsiniz. Böyle bir modelim var. Kanalımda videosu mevcut. Evet en çok izlenen yine çok sevilenlerden bir tane Tunus işi göstereceğim arkadaşlar. Bakın bu Tunus işi iki renkli olarak yaptım. Bu şekilde bundan da e, battaniye ve bebek yeleği yapılır. Çok da güzel olur. Ayrıca patik içinde kullanılıyor. Bu model onu da belirteyim. Evet yine çok sevilen hatta en çok kanalımda izlenen modelim bu arkadaşlar. Bu şekilde bunun da anlatımı kanalımda mevcut. Tığ işi bu arada. Bundan da çok güzel çanta olur. yine battaniye olur arkadaşlar. Belki battaniye için biraz sert olabilir bilmiyorum. Ben biraz da sıkı örüyorum. Başka ne olur? Yine dediğim gibi çanta olur. Yelek de olabilir arkadaşlar ama daha yumuşak bir ip ister diye düşünüyorum. Bebe yünüyle yapıldı. Evet bakın bunun yumuşak bir dokusu var. Şöyle esniyordu arkadaşlar. Bundan çanta çok güzel olur. Battaniye olur. Battaniye yaparsanız bunun altına biri yorumlarda sormuştu bir arkadaş. Altına pazen dikmek gerekiyor mu diye. Yani dikilse Olur galiba çünkü şöyle bu araları boşluk olduğu için ama dikilmeden de yapılabilir diye düşünüyorum. Yine yelek olur, çanta olur bu modelden de. Arka tarafını da göstereyim aynı arkadaşlar. Yine çok sevilen bir modeldi bu da. Evet şöyle sıradan gidelim. Böyle bir modelim var. Bakın bu model hem bu tarafı hem de bu taraflı bir model yani çift taraflı. Bu model bu tarafını da çok sevmiştim ben ama asıl modelde göstermek istediğim yön burası. Evet bunu da yine bebek battaniyeleri bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Yaptığım modellerin çoğu battaniye ve yeleklere uyumlu modeller arkadaşlar. Evet böyle bir modelim var. Bu çok yakın bir zaman yakın bir zamanda izlemiş olduğunuz bir model. Evet böyle bir modelde yine çanta yapımında kullanılır. Farklı bir ip kullanarak yaparsanız bunu yelek olarak da hırka olarak da yapabilirsiniz. bu ip arkadaşlar Alize Diva marka ipi. Siz bunu lif ipiyle ya da bebe yünüyle de yapabilirsiniz. Evet geçelim yine şöyle. Ben bu modelden taç yapmıştım. Tek sıra halinde ve tek renk sarı renginde. Ortalarına da inci dikmiştim. Şimdi soran olmuştu bundan yelek yapılır mı diye. Ben de bu şekilde hem yelek hem battaniye yapabileceğiniz bir model anlatımı yapmıştım. Bunların anlatımları kanalımda mevcut. Bu arada bebe yünüyle yapıldı. Evet yine bir Alize Diva ip kullandığım model. Bu da arkadaşlar yine yumuşak bir dokusu var. Biraz kalın gibi görünüyor ama gerçekten yumuşak bir dokusu var. Bunu da aynı şekilde yelek ve battaniyelerde kullanabilirsiniz. Battaniye için biraz böyle kaba olabilir. çanta yapımında kullanabilirsiniz. Bu şekilde bu da. Yine tığ işi bir örgü var arkadaşlar. Bakın saç örgüsü. Bunu çok sevmiştim. Biraz renginden dolayı model belli olmadı ama aslında bunun rengi biraz daha böyle tatlı bir renk ama kamerada ne yaptıysam rengini çıkaramadım maalesef. Evet, güzel bir model bu da tığ işi. Bunu da genelde yeleklerde kullanabileceğiniz bir model. Çok güzel bir model. Evet, böyle bir model yapmıştım arkadaşlar. Bu model biraz ip kesmeli olduğu için biraz zor bir modeldi açıkçası. Evet, bunu da sanırım bebe yünüyle yaptım. Evet, bebe yünüyle yaptım. Genelde bebe yünlerinde etrofil ve kartopu kullanıyorum. Onu da belirtmiş olayım. Evet gelelim yine yakın zamanda yapmış olduğum bir model. Yine bunu da Alize Diva ile yaptım. Evet bu da çanta yapımında çok güzel olacak bir model. Evet yine yakın bir zamanda yapmış olduğum bir model daha göstereceğim. Kameram sallandı hemen. Evet mandalina dilimleri arkadaşlar. Ben bunu çok sevdim. Gerçekten çok beğenerek yaptım. Şöyle bebe yünüyle yaptım. Yine farklı ipler kullanılarak yapılabilir diye düşünüyorum bu model içinde. Evet yine iki renkli bir modelim var. Hem bu taraf hem de bu tarafı var. Bunda iki taraflı battaniye modeli genelde bu bu tarz modeller battaniyelere çok yakışıyor. Yumuşak da bir dokusu var. Pazen dikmeye gerek yok böyle bu tarz modellerde. Evet yine tunus işi göstereceğim. Evet, bakın bu Tunus işi bir örgü ve gerçekten çok sevilen bir model. Ben de çok sevdim. Yapımı da oldukça kolay. Bu modelden en güzel yelek olur ve battaniye olur yine arkadaşlar. Tabi farklı örgülerde de kullanabilirsiniz. Bu modelden patik de yapılıyor. Patik de gördüm. Her türlü örgüde kullanılabilir aslında. Çok yumuşak bir dokusu var. Süveter de olur. Aynı şekilde şapka bile olur bu modelden. Evet, yine gelelim. Farklı bir model daha iki renkli yine battaniye yapımında kullanılabilecek bir model. En ideal battaniye yapımında kullanılır. Yine altına pazen dikmeye gerek yok. E, kullanacağınız ipe göre de böyle sertliği değişir arkadaşlar. E, ben bunda da kar kartopu kullandım. Bu şekilde ya kar kartopu ya da e, etrofil tam şu an emin olamadım. İkisi de birbirine yakın ipler zaten. Evet hepsini gösterdim. Sanırım şu an ekranda görünen bir de ekranda görünmeyen yanımda olan e, modellerim var. Hemen onları da gösterip videomu sonlandıracağım. Burayı bayağı bir dağıttım. Evet. Bakın bu biraz toplandı bu modelim. Ya yani ipinden dolayı sanırım biraz da kalın oldu. Etrofil buna bu model için biraz kalın oldu. Biraz daha ince bir ip ya da ipinizi inceltip örebilirsiniz. Bu modeli de çok sevilen bir model. Tunus işi ben çok sevdim. Çok da sevildi arkadaşlar. E biraz renkleri tam modeli belli etmese de böyle güzel bir model bu da. Evet gelelim yine Tunus işi. Böyle bir modelim var. Ters tuttum. Evet bu şekilde bu da Tunus işi arkadaşlar. Yapımı da kolay, çok zor bir model değil. İlk yapmış olduğum modellerden bir tanesini göstereyim. Su damlası iki renkli olarak yapmıştım. Bu modellerin hepsi arkadaşlar kanalımda mevcut. Anlatımları var. Evet yazlık örgüler adı altında şöyle birkaç tane de model göstereyim. Bunu kalem kullanarak yapmıştım ve çok beğenmiştim. bu model de sevildi arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Hemen bir tane daha. Bunlar Alize Diva ile yaptığım modeller. Hemen aynı iple tekrardan bir tane daha göstereyim. Bu tarz modeller seviliyor arkadaşlar. Yine bunları e, bu modeli şal yapımında kullanabilirsiniz mesela. Yine şal yapımında kullanabileceğiniz bir model ve yazlık yelek diyelim mesela böyle bir iple böyle bir model yapabilirsiniz. Bu renkleri değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben tek renk yaptım ama bunlar renkli bir şekilde de yapılabilir. Evet yine Alize ipimle yaptığım bir model daha. Ve son olarak da bir tane incili bir model göstereyim sizlere. Bakın bu şekilde severek yaptığım bir model. Tunus işi bu arkadaşlar. Bunu da anlatımı kanalımda mevcut. Son olarak yine son zamanlarda paylaşmış olduğum ve çok sevilen bir tane modelimi gösterip videomu sonlandırmak istiyorum. Aslında daha modellerim var ama videom çok uzamasın. Hem de sizi sıkmış olmayayım arkadaşlar. Son olarak bunu göstereyim. Bu da yeleklerde kullanılıyor. Oklava ile yapılıyor. Ben cetvelle yaptım ama bu modelin adını soran olmuştu yorumlarda görmüştüm. Modelin adı ne diye? Sanırım bu modelin adı oklava modeli olabilir. Çünkü hep oklava ile yapılmış, çok eskiye dayanan bir model. Ben de şöyle sizler için anlatmaya çalıştım. Evet, bu şekilde arkadaşlar. 20'den fazla sanırım model gösterdim. Son günlerde yapmış olduğum ve beğenilen modellerimi paylaştım. Belki gözden kaçırdıklarınız vardır. Burada görerek kanalımdan izleyebilirsiniz beğendiğiniz modelleri. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.